Naci, önümüzdeki 3 ayın bütçesini bağladım. Güzel. Gelir eşittir gider. Bu bütçe bizi 3 ay idare eder. Benim dikişten kazandığım paraları da ilave ettin mi gelire? Ettim ettim. Tahmini 50 milyon lira koydum. Güzel, isabetli. Artık kışa girdik sayılır. Her evin okul masrafı var, yakıt parası var. Kimse dikişe fazla para ayırmaz. Aa, yakıt parası dedim de aklıma geldi. Bütçeye yakıt parası koymayı unutmadın inşallah. Ayol, unutur muyum? O bir kere olur, buyurun. Hem de kaloriferin yanacağını farz ederek koydum. Doğalgaz bağlanınca yakıt parası daha da düşecek. Bu kış doğalgazı unut sen. Aa, nasıl unuturum? Geçenlerde ödediğim 3 milyon lira içime oturdu. Olacak iş mi? Doğalgazı bağlamak için gelmişler de evde bulamamışlar. Ver 3 milyon ceza. Hayır, sanki şu gün geleceğiz diye randevu vermişler de evde bulunmamışız. Doğruysa bir apartmanda 10 dairenin her şeyi hazır olmadan gaz bağlamıyorlarmış. Doğru. Ben yetkili ağızlardan duydum. Demek ki bir apartmanda 8 daire varsa o apartmandakiler yandı. Ya üstte 2 kat daha çıkacaklar ya da doğalgaz bağlatamayacaklar. Gaz sıkıntısı varmış diyorlar. Bence de. Hayır, bahane uyduracaklarla şu doğal sebeplerden dolayı doğalgazı bağlatamıyoruz deseler ya. Neyse efendim, biz bütçe müzakerelerine devam edelim. Toplantı yeter sayımız vardır herhalde. Efendim, başlıyorum. Gelir toplamı. Baba, bu akşam dedemlerde kalır mıyız? Bilmem, duruma bağlı yavrum. Ne olur baba, kalalım. Hem yarın okulu yok, yarın pazar. Üzülme evladım, biz kalamasak bile sen kalırsın. Niye siz de kalmıyorsunuz? Yavrum, dedenden borç para isteyeceğiz. Kooperatif taksitimiz için 40 milyonumuz var, 20 milyonumuz eksik. Şayet deden vermezse bazı arkadaşları dolaşıp onlardan borç para isteyeceğiz. Ya. Benim bildiğim dedem sizin borcunuzu öder ve hiç kimseye ödetmez. Haklısın oğlum ama emekli adam. Onun da kendine göre hesabı var, kitabı var. Değil mi Tarık? Ya. Bütçesini yapmaya başlamıştır bile. Pazartesi 3 aylığını alacak ya. Bütçesini yapmadan yetişelim en iyisi. Efendim, bütçe müzakereleri sona ermiştir. Şimdi oya sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Bütçe kabul edilmiştir. Kuruntu ailesine hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. mantolu kumaş. Gazak parası. Bravo sana vallahi. Ne güzel tertemiz yazmışım değil mi? Ay, kısıtlı gelirimize rağmen bana mantolu kumaş, kendine kazak parası ayırabilmesin. Ayırmaz mıyım? Ayırırım tabii. Ayol, ekonomiyi bilmek başka iştir messelam. Maliye bakanı olacak adamsın vallahi. Ya, yalan değil vallahi, hakkımı yediler. Aslında ben İBF'ye başkan olacak adamım. Acıktın mı? Acıktım vallahi, ne yedireceksin bana? Dünden kalan pilavdan nefis bir pirinç çorbası. Oh, eline sağlık. Evet, dünden kalan makarnanın üzerine de şöyle bol sarımsaklı yoğurtla biraz salça dökseydin, onu da mantı niyetine verseydin. He? Ben de öyle düşündüm. Korkarım tatlın da vardır. Var ama az yiyeceksin. Aa. Şekerine dikkat etmen lazım. Ama yaptığın tatlıya bağlı. Tahmin et bakalım. Şey neydi o? Emme basma. Tulumba tatlısı. He? Bilemedin mi? Canım, bilemedin. Koca Mustafa Paşa. Aman Koca Mustafa Paşa diyorum. Mustafa Kemal Paşa tatlısı. Hayır canım, hayır. Ekmek kadayıfı. Yaklaştım biraz ama gene bilemedim. Tel kadayıfı öyleyse. Hayır canım, ekmek tatlısı, ekmek tatlısı. Bayat ekmekleri atacak değiliz herhalde, değil mi ya canım? Ben sofrayı hazırlayayım. Naciye. Efendim canım. Ya, inan bana, ekonomiyi sen benden daha iyi biliyorsun. Sen olduğun için kuruntu ailesinin bütçesi hep denk geliyor. Teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Çeliğde iyi ki annemleri bırakmışız. Yoksa perişan olacaktı çocuk. Haklısın canım. Havada bayağı soğuk. Sen de üşüdün artık. Bırak, yapamayacaksın. Bu arabaya bir motor lazım. Kış bastırmadan yaptırmak gerekiyor. Yoksa daha çok yolda kalırız biz.
Ay. Allah bilir kaça mal olur. Kaça mal olursa olsun yaptıracağız. Arabasız olmuyor hadi. Doğru haklısın. Neyse pazartesiye kadar kalsın araba burada. Ben tamirciye çarptırır çektiririm. Tamam. Ne yapalım, eve mi gidelim babamlara mı? Babamlara diye çıktık, babamlara gideceğiz tabii. İyi tamam o zaman, şuradan bir taksi çevirelim. Hayır, otobüsle gidelim. Tasarruf yapmak zorundayız. Aynı annem gibi konuştun ha. Neyse inşallah boşanmadan şu motorda tamam, yaptırırız. Hadi. Artık bakacağız bir çarşı, ne yapalım. Eline sağlık Naciye'm. Afiyet olsun canım. Oh. Çok şükür karnımızı doyurduk. Yeah. Kahvemizi de içtik. Şimdi torunumuzu arayalım. Bakalım nasıl gidiyor dersler. Ama... Aa! Kim çıkardı bu telefonun kordonunu? Telsiz telefonu Hüsnücüğüm. Aman! Vallahi unuttum. Alışamadım bir türlü. Hay Allah. Hayırdır inşallah. Cevap vermiyor. Bir de tahriki cep telefonundan arayalım. Alo buyurun. Tarık, merhaba evladım. Nasılsın? Hüsnü Tarık nasıl? Nihan nasıl? Allah'a çok şükür hepimiz çok iyiyiz babacığım. Şişt, geldiğimizi söyleme, sürpriz tamam, olsun. Tamam. Nihan'ın sesi geliyor. Ne diyor? Selam söylüyor babacığım. Aleyküm selam. Sen de ona selam söyle. Hüsnü Tarık yanınızda mı? Ver bana. Ver. Ver de onun da sesini duyayım. Deden seninle konuşmak istiyor. Buraya geldiğimizi sakın söyleme. Bizi birdenbire karşısında görsün, tamam mı? Heh. Tamam, sürpriz. Merhaba dedeciğim, nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz önce kulaklarını çınlattık. Sahi mi? Hala da çınlatıyorsunuz galiba. Vallahi kulaklarımda ziller çalıyor. Hayır dedeciğim, kapınız zil çalıyor. Sahide de kapınız zil çalıyor. Evet. İyi ama sen nereden bildin kapının zilini çaldığını? Şey dedeciğim, telefondan duydum. Senin telefonun ne güçlü telefonmuş öyle. Ben senin sesini zar zor duyuyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Şşş, anneciğim sus. Babama sürpriz yapacağız. Ne zaman geliyorsunuz bize? Hemen. En kısa zamanda. Naciye kim geldi? Kapıcı. Kusura bakma Hüsnü Tarık. Anneanne kimin geldiğini sordum. Kapıcı geldi. Yani gelmiş. Onu da mı duydun? Ayol senin telefonun bayağı güçlü. Öyledir dedeciğim. Şu anda benim telefonum da çok güçlü almaya başladı. Yanındaymış gibi geliyor sesin. Dede hırkan düştü. Hemen sırtına al. Hava çok soğuk. Sahiden de düşmüş. İyi ama hırkamın düştüğünü nereden bildin? Yoksa senin telefonun aynı zamanda görüntülü mü? Evet dedeciğim. İnanmam. Peki, gömleğimin rengini de söyle. Siyah çizgili beyaz gömleğim var. Anneannemin üzerinde de yeşilli beyazlı bir bluz var. Naciye! Siz ne zaman geldiniz? Siz cep telefonundan aradınız da biz kapının önündeydik. Şimdi babacığım. Şimdi anlaşıldı. Küçük beyin nasıl her şeyi bildi. Size sürpriz yapmak istedik babacığım. Dede, asıl sürpriz geride. Sahi mi? Evet, kooperatif taksidi. Oğlum, pat diye söylenir mi hiç? Babacığım, bizim orada kooperatif taksisi, yani taksi kooperatifi açıldı da... ...araba lazım olursa oradan istersiniz. Tamam, sizi de oradan taksi isteyeceğiz. Oradan buraya gelinceye kadar dünyanın parasını yazar. Ben kapının önünden geçen taksiye binmeyi düşünüyorum. Devir hesap devri. Kaç saattir bütçe yapıyorum. Bütçenizi yaptınız mı babacığım? Evet. Denkleştirinceye kadar göbeğim çatladı. Baksana nasıl şiştim. Eyvah. Korkulacak bir durum yok. Soda içtim birazdan iner. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun. Sen gel dedeciğinin dizine.
Anneanne de yanımıza. Oh benim oğlum. Benim oğlum. Nasılsınız bakalım? Sağ olun babacığım, iyi sayılırız. Ama maşallah. Ayol benim oğlum pek büyümüş, ağırlaşmış. Sen şöyle otur. Dizim tutuldu vallahi. Karnınız aç mı çocuklar? Yok sağ olun anneciğim. Bana bir derdiniz var gibi geldi. Ders sayılmaz, küçücük bir problem. Dedem bütün problemleri çözer. Ben çözemediğim bütün problemleri dedeme sorarım. Çözemediğin problem varsa söyle, hemen çözelim. Var dedeciğim. Biz ayda 60 milyon kooperatif parası ödüyoruz. Üstü Tarık. Ama bizim 40 milyonumuz var. Çünkü bu ay benim okul masraflarım çok oldu. Üstü Tarık. Kooperatif taksidini ödememiz için kaç milyon lazım? Cevap basit. 20 milyon. Cevap basit de 20 milyonu bulmak zor. Ben ne güne duruyorum oğlum? Ben ne dedim Naciye? Hüsnücüğüm. Galiba bütçeyi yeni baştan yapmamız gerekecek. Bence de. Of. Bakalım size hangi fasıldan 20 milyon ayırabiliriz? Bütçenizde fasıla da mı para ayırdınız baba? Elbette. Bilmiyor musun? Her hafta sonu fasıla gideriz biz. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Fasıl dediysek böyle fasıl değil. Nasıl diyorlar şimdi? Fon. Evet, fon. Bakalım hangi fondan aktarabiliriz? Efendim, mutfaktan olmaz. Yakıttan hiç olmaz. Bilinmeyen giderler. Bakalım ne kadar koymuşuz bu fasıla. 40 milyon. Çok. Müzakereler sırasında itirazınız olmadı ama Naciye Hanım. Hem neresi çok? Allah vermesin, bir hasta olsak doktor üstesi kaç para? Biliyor musun? Babacığım, o fona dokunmayın isterseniz. Dokunmak mecburiyetindeyiz. Nasıl olsa doktor damadımız var. Hasta olursak bakar bize. Elbette babacığım. Ama siz yine de hasta olmayın. Hastalıkla pazarlık mı yapacağız evladım? Bana gelme, bütçem müsait değil diye. Neyse efendim. Bilinmeyen giderlerden 20 milyon yardım fonuna aktarılarak bütçe bağlanmıştır. Oya sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. Bütçemiz Kuruntu ve Gündüz ailelerine hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben çayları koyayım. Siz oturun, ben yaparım. Siz otur annesi. Çayı o yapar. Söyle bakalım benim aslan evladım. İngilizceyle aran nasıl? Gel yanıma. Gel şöyle very yanıma. Very good dede, very good. Yes, all right. Dedem de İngilizce biliyor baba. Sadece İngilizce olsa iyi. Fransızca, Almanca, İtalyanca. Onları da bilirim. Konuşsana dede. Hangi dilden konuşayım? Fransızcadan başla. Fransızcayı anneannen daha iyi konuşur, o konuşsun. Sonra ben Almanca konuşurum. Hadi Naciye. Kes köse. Tercüme edeyim. Bu nedir dedi. Kes köse Fransızca'da ilk öğrenilenlerdendir. Biz orta mektep birinci sınıfta kes köseyi öğrendiğimizde sonuna bir şey takmıştık. Kes köse, kes kafanı sok kümese. Güleyim diye yapıyorum yavrum. Arabasızlık ne zormuş. Saatlerdir yollardayız. Anla işte arabanın kıymetini de bundan sonra arabana iyi bak. Ben arabama iyi bakarım ama her arabanın belli bir kilometreden sonra motorunun değişmesi gerekir. Ben bakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de burada olmanıza sevindim. Ben de uzun zamandır görüşemiyorum. Kim geldi kızım? Aydınlar baba. Çok memnun oldum. Burnumda tütüyorlardı, çok özlemiştim. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ay canım. Merhaba. Öpeyim babacığım. Canım. Canım. Öpeyim anne. Ah oğlum. Hoş bulduk.
Ne o? Anneciğim. Elleriniz buz gibi, arabanızın kaloriferi çalışmıyor mu? Sorma babacığım, araba arızalandı. Ya otobüsle geldik. Ay hadi iyi geçelim. Ki çeliği de annemlere bırakmışız. Vallahi ben de şimdi çeliği niye getirmeniz diye kızacaktım. Ama iyi getirmemişsiniz. Yollarda üşürdü çocuk. Evet. Nesi var arabanızın? Araba motor istiyor baba. Motoru yok muydu senin arabanın? Motorsuz araba olur mu babacığım? Hayır, ne var burada gülecek anlamadım. Duymadın mı? Araba motor istiyor diyor. Yani motoru hemen yaptırtmak lazım baba. Çocuk olmasa otobüsle, dolmuşla filan idare ederiz. Ama çocukla zor. Şimdi havalar o kadar soğuk değil. Ama yarın bunun karı var, kışı var. Karı var, kışı var. Hemen yaptırın arabanızı. Yaptıracağız bakalım. Biraz birikmiş paramız var. Yeterse yaptıracağız. Yetmezse de paramız oluncaya kadar bekleyeceğiz. Malum ya, bütçe meselesi. Naciye, galiba bizim 3 aylık bütçeyi bir daha gözden geçirmemiz icap edecek. Bence de öyle, bence de öyle. Alcın. Çaylarımızı içerken bütçede yapılması gereken düzenlemeyi de yaparız. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Ver ablacığım. Şunu anneme veriver. Buyur anneciğim. Sağ ol yavrum. Bu da oğlumun. Al bakalım. Şimdi beklenmeyen giderler faslında 20 milyon kaldı. Yeter mi senin arabanın motoruna? Yeter mi baba? Bilsem yeter mi diye sana sorar mıyım evladım? Yetmez anlamında dedim babacığım. Yetmez babacığım. Bizim arkadaşlardan biri yeni motor yaptırdı. 100 milyona mal olmuş. Bizim 60-70 milyonumuz var, öyle değil mi Aydın? Hemen hemen. Yani 30 milyon işinizi halleder. Eder babacığım. 20 milyon bilinmeyen giderler faslından aktardık. 10 milyon için de başka bir fasıl bulmamız lazım. Bana mantoluk kumaş için ne kadar ayırmıştın? O fasıla dokunamam. Başka fasıl bulalım. Nihansın dideden, ey mesti nazım. Bana sizsiz cihanda para ne lazım? Bak, kendime bir kazak için 5 milyon yazmışım. Onu da aktaralım. Kaldı 5 milyon. 5 milyon da mutfak parasından aktar. Ben idare ederim. Olabilir. Dur. Mutfak için çok para ayırmışız. Her gün baklava börek yenmez ki. Ne oluyoruz canım? Zaten bu yaştan sonra ağır yemekler yaramaz bize. Bol bol sebze. Yağsız çorba. Tamam. Mutfak parasından da 5 milyon aktardık. Ve bütçeyi denkleştirdik. Bütçeyi oya sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Bütçe kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu son değişiklik olur. Sanmam babacığım. Önümüzdeki ay bütçenizde yine değişiklik yapmak zorunda kalacaksınız. Niye? Önümüzdeki ayda mı kooperatif taksidi bana ödeteceksiniz? Hayır babacığım. Bize ayırdığınız 20 milyonu iade edeceğiz. Anladım. Gelirhanesinde değişiklik olacak. Ona her zaman varım. Giderde değişiklik olmasın da. Basiret, sebepsiz yere hem kendini harap ediyorsun hem de beni üzüyorsun. Sebepsiz yere öyle mi? Evet. Üzülmen için hiçbir sebep göremiyorum. Senin sık sık tekrarlanan Antalya seyahatleri sebep değil mi sence? Son bir ay içinde kaç defa gittin Antalya'ya? Üstelik bugün gene gidiyorsun. Keyfim için gitmiyorum ki, iş için gidiyorum. Yeni kurduğumuz turizm şirketini oturtmaya çalışıyorum. Bırak ayakta kalsın efendim. Şirketi oturtayım derken aile saadetimiz tehlikeye giriyor. Haberin var mı senin? Aile saadetimiz niye tehlikeye girsin ki? Yalnızlıktan bıktım Refik, anlıyor musun? Konu yok, komşu yok. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha duvarları seyret dur. Ama sen Antalyalarda Bayan Helga ile mesele anlaşıldı. Karıcığım, sana kaç defa söyleyeceğim. Bayan Helga benim iş ortağım. Onunla aramızda bir şey yok, olamaz da. Ayrıca sana ihanet etmeyi hiçbir zaman düşünmedim.
Doğru söylüyorsun değil mi? Bugüne kadar hiç yalan söyledim mi sana? Hadi, hadi seni Hüsnü'lere bırakayım. Sonra da havaalanına giderim. Sen git. Ben biraz kendime geleyim. Sonra bir taksiye biner giderim. Birader beni bu suratla görmesin, üzülür. Öyleyse gülümse bakalım. Şöyle. Hadi hoşça kalın. Güle güle canım. Hadi bakalım güle güle. Hoşça kalın babacığım. Güle güle. Ben Aydın'ları bırakıp hemen geliyorum. Sana zahmet olmasın abi. Biz daha kayınvalideleri uğrayıp çeliği alacağız. Olur mu öyle şeycim? Ay sağ ol Tarık abi. Hadi anneciğim. Güle güle evladım. Ha, dışarıdan bir isteğiniz var mı? Babacığım. Hayır sağ ol evladım. Peki, hadi hoşça kalın. Aydın. Efendim babacığım. Ben pazartesi erkenden kuyruğa girersem öğleye kadar alırım maaşımı. Öğleden sonra para hazır. Sağ olun babacığım. Güle güle canım. Abdülvahit'i öpün güle benim için. Hı? Aman Abdülvahit demişim. Çeliği çeliği. Tamam babacığım. Akşamdan kuru fasulye ıslatmıştım. Onu pişirelim. Yanına bir de bulgur pilavı. Nasıl menü? Harika. Uzun zamandır bulgur pilavı yememiştim. Bundan sonra bol bol yersin. Ökkeş bir çuval bulgur göndermiş. Ne vefalı adammış. Çok. Kim olabilir acaba? Dur ben bakıyorum. Neşe merhaba. Merhaba Naciye abla. Hoş geldin. Ay nerelerdeydin sen kaç zamandır? Özlettin kendini. Çok istedim ama gelemedim Naciye ablacığım. Keyifsizsin sen. Bir derdin mi var? Maalesef. Gel içeri. What's your name? Adınız nedir? Tercüme et dedeciğim. Cevap ver. Vakit kazanıyorum. Çok kolay dedeciğim. Sana kolay. Gel sen bir de bana sor. My name is... Hüsnü Kuruntu. My name is'i söylemesek olmaz mı? Olmaz dedeciğim. Niye olmasın canım? Bak ben şimdi sana soruyorum. Adınız nedir? Hüsnü Tarık. Bak... Benim adım Hüsnü Tarık demedin. Sadece Hüsnü Tarık dedin. Sen de bana what is your bilmem ne diye sorunca ben de Hüsnü Kuruntu derim. Baş tarafını söylemem şart mı? Kıvıramayınca mızıkçılık yapıyorsun Hüsnü. Sen burada mıydın? Oo, misafirimiz de varmış. Hoş geldin Neşe Hanım kızım. Ne tatlısı getirdin bugün bakalım. Maalesef bugün tatlı getiremedim Hüsnü Bey. Canım sağ olsun. Niye ayaktasın? Otursana. Bugün çok neşesizsin Neşe Hanım kızım. Hayrola bir derdin mi var? Hüsnü Bey amca... Söyle çekinme. Ben senin baban sayılırım. Tabii sence bir mahsuru yoksa. Hüsnü Bey amca... Söyle kızım. Ne demiş atalarımız? Derdini söyleyen ferman dinlemez. Dur sonunu karıştırdım. Ferman dinlemez şeyin sonunda. Gönülün. Gönülün ferman dinlemez. Derdini söylemeyen şey bulamaz. Derman. Derman. Sonra bir de şey var. Kalmadı dizimde derman. Gül şöyle. Hem gül hem söyle. Çok sıkıntıdayız. Biraz borç isteyecektim sizden. Şayet bütçeniz müsaitse. Bütçemiz? Bütçemiz müsait olabilir de. Yalnız Naciye teyzenle bir iki ufak istişarede bulunmamız gerekebilir. İstişare ne demek dedi? Şöyle demek. Türkçesini mi söyleyeyim, İngilizcesini mi? Aman Hüsnü. Türkçesi fikir alışverişi. İngilizcesi... İngilizcesi... I don't know. Bu fasılda müsait değil. Hüsnücüğüm inat etme. Bana mantoluk kumaş için ayırdığın parayı verelim, olsun bitsin. Mantoluk kumaşı da bir dahaki üç ayrımızdan alırız. Sen de yazın giyersin mantoyu. Olmaz Naciye. Ben bulacağım bir çaresini. Bul pekala. İşte buldum bile. Telefon parası için 10 milyon koymuşum bütçeye. Çok. 3 ayda 10 milyon liralık konuşma olur mu? Ama sık sık zam geliyor telefona. Gelsin efendim. Telefona zam geldikçe biz de konuşmalarda indirim yapar, durumu dengeleriz. 5 milyon telefon faslından alıyorum.
Başka bir fasıldan da 5 milyon aldık mı Neşe Hanım kızımızın da işi görülür. Bir kahve içsem hemen çözerim ya bu işi ben. Kahve kolay hayatım. Nihan, babana bir kahve yapar mısın kızım? Olur anne. Sen işine bak, ben yaparım. Sağ ol. Anne, bir bardak daha meyve suyu içebilir miyim? Oğlum, mideni meyve suyuyla doldurma. Yemek yemezsin sonra. Oo, su için 5 milyon ayırmışız. Ne bu canım? Hamam mı işletiyoruz? Suya 3 milyon yeter. 2 milyon da bu fasıldan alalım. Kaldı 3 milyon. Bir de elektrik için ayırdığımız paraya bakalım. Elektrik. Yahu nerede bu elektrik? Hah, buldum. 7,5 milyon. Bunu da abartmışım. Elektrikli tren çalıştırıyoruz sanki. Haklısın. Harcamaları çok bol tutmuşsun. Şeyden o hayatım. Atalarımız ne demişler? Sen işini kış tut da yaz giderse bahtına. 3 milyon da elektrik parasından alarak bütçeyi bağlıyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İnşallah bir daha değiştirmek gerekmez. İnşallah. Oh, her fasıldan kırptık. Kırpacak fasıl da kalmadı. Bir şey daha çıkarsa senin mantoluk kumaşını kırparız. Çok teşekkür ederim Üstü Bey amca. Ama rica ederim kızım. Pazartesi öğleden sonra gel al parayı. Sağ olun Üstü Bey amca, çok sağ olun. Annene selam söyle canım. Benim de hürmetlerimi ilet. Baş üstüne Üstü Bey amca, hoşçakalın. Güle güle yavrum, gene bekleriz. Vah vah, çok üzüldüm. Çok ya, üzüldüm. Ya. Ayol baksana, zavallı kızcağızın sıkıntıdan saçları simsiyah olmuş. Aa, olur mu öyle şey? Aman üzüldüm. Niye olmasın hanım, öyle deme. Ani reaksiyondan bembeyaz oluyor saç da. Siyah olmaz mı? Siyah da olur. Torunum nerede? Biraz İngilizce çalışalım onunla. Aman Hüsnü, yapma Allah aşkına. Sanki İngilizce biliyormuşsun gibi. Ayol, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Çat pat öğreniyorum işte. Edor, Evox, John and John Bicycle. Ha. Öyle mi? Peki bu kaç? 10. İngilizcesi. Aman... Cilt, deri, ten. Tarık geldi galiba. Oo, halacığım hoş geldin. Hoş bulduk Nihan. Bana 1 milyon versene, taksiciye vereceğim. Bir dakika hala, çantamdan hadi. Kim geldi Nihan? Basiret halam. Aa, çok sevindim. Epeydir görüşemiyorduk. Merhaba hemşire, hoş geldin. Hoş geldin Basiretciğim. Hoş bulduk, merhaba. Niye kapı ağzında bekliyorsun? Girsene içeri. 1 milyon lira versene birader. Taksiciyi bekletmeyelim. Hoppala. Merhaba, 1 milyon versene birader. Dur bakalım, önce bir bütçemize bakalım. Müsait mi değil mi? Dalga geçme birader, taksici bekliyor. Al halacığım. Nihancığım, sana zahmet, kapıda bekleyen taksiye verir misin? Beni yorma ne olursun. Tabii halacığım. Paramız olmadığından istemedik herhalde. İyi. Taksici 5 milyonu bozamadı. 1 milyon isteyeceğine birader, 5 milyonu boz desene. Al, boz öyleyse. Canım şaka yaptım, hadi geç içeri geç. Hadi gel. Yok yok, deme lazım. Nihan'ın parasını unutturdu dersin sen sonra. Aman nefes atsın, niye öyle diyeyim? Belli mi olur? 1 milyon isteyince hele bir bütçemize bakalım. Müsait mi değil mi diyen insan onu da der. Espri yaptı. Pardon. Espri yaptım. Sabahtan beri bir bütçedir gidiyor bizde de o yüzden. Sabahtan beri bir bütçedir gidiyor benim bizde de o yüzden. Benim espri kaldıracak halim mi var? Zaten sinirlerim bozuk. Sinirlerinin bozuk olduğu belli. Şu kadarcık lafa alındın. Halbuki ben sana neler söylerim neler de aldırış bile etmezsin. Ne yani? Ben yüzsüz miyim yoksa hırsız mıyım? Aşk olsun. Aşk olsun Basiret, neler söylüyorsun, aşk olsun. Söyleyene değil söyletene bak. Baba hadi gir içeri de içeride paylaşalım kozlarımızı. Ah canım. Böyle konuşma giderim vallahi. Aman da ne güzel kızarmış biraderine. Kızarım tabii. Hadi kız içeri gir, içeride kız. Hadi kapının gel ağzında canım. Kaldık. Hadi gel. Kızma birader, tamam. Hadi içeri gidelim, gel canım. Madem bu kadın. Aman da aman, küçücük kız kardeşi nasıl da abisine kızarmış. Bak bak bak. Kızarım tabii. Oo. Kocam bırakıp Antalya'lara gitmiş. Gelmişim şuraya oyalanayım diye.
Kalbim kırık, bağrım yanık, ağlarım ben halime. Tamam tamam. Geçti mi bana olan kırgınlığın? Henüz değil. Ya. Pazartesi günü 3 aylığımı alınca bir kutu lokum alırım sana. Kızgınlığın geçer. E o zaman belki. Ha gayret birader. Az kaldı şişiyor. Aman ya. Görüyorsun. Hüsnü. Tedbirin bu kadar da fazla değil mi? Emin onun şakası yok. Bu tedbir az bile. Birader, oldu olacak bir de sandal kirala. Seller yine giderse boğulmazsın. Ah, duydunuz değil mi? Hiç kıyamaz biraderine. Kıyamam tabii. Madem kıyamazsın, al şunu biraz da sen şişir. Heh, nefesim kalmadı. Tut parmağını şuraya tut. Hay Allah. Oh. Ay. Ay. Ay nefesim kalmadı. Kalmaz tabii kalmaz. Fosur fosur çekersen sigarayı kalmaz tabii. Aman birader ne diyorsun sen? 5 yıl oldu sigarayı bırakalı. Arada sırada gizlice içiyorsundur sen. Tövbe içmiyorum. Tarık yanında uyku ilacı var mı? Ver de içip uyuyayım. Yoksa dayanamayacağım biraderin taşlamalarına. Bende yok ama babamda vardır. Evet bende var. Seni bilmem ama basiret. Ben ciddi ciddi yatmadan içeceğim bir tane. Bu gece iyi uyuyayım ki pazartesi sabah erken kalkıp banka kuyruğuna girebileyim. Çocukların kapısı açık. Nihan, Tarık. Aa, nereye gitti bunlar? Aa, hayırdır inşallah. Basiret. Basiret. Basiret de yok yatağında. Saat kaç? 5:30. Nereye gitti bunlar? Bir yere gitmedi. Ah ya Rabbi, uyku hapını yuttum ya. 2 gündür uyumuşum demek ki ben. Eyvahlar olsun. Hemen yüzümü yıkıp giyineyim. Fırlayayım gideyim banka kuyruğuna gireyim. Şu kolluklarının havasını indirip cebime koyayım bari. Gerektiğinde şişiririm. Hayır, bir gören olursa gülecek halime. Şöyle kolluklar cebe, şemsiye başa. Hayret, hava bozuk ya, balkonun önü bomboş. İyiyim, demek ki bugün 1. sıradayım. Banka açılır açılmaz alırım maaşımı. Hüsnü. Hüsnü. Çocuklar yok. Basiret. Basiret de yok. Kimse yok. Nereye gittiler bunlar böyle sabah sabah? Ayol neredeyse saat 7:30 olacak. Benden başka kimseler yok. Günaydın amca. Günaydın. Hayırdır amcacığım? Hayır hayır evladım. Maaş için geldim. İyi de amcacığım çok erken gelmişsiniz. Pek erken sayılmaz. Mesainin başlamasına 1 saat falan var. Yalnız hayret ettim. Bugün benden başka kimse yok kuyrukta. Anlaşılan kimsenin maaş almaya ihtiyacı yok. Sen ne diyorsun amcacığım? Mesainin başlamasına 24 saatten çok var. Bugün pazar. Pazar mı? Evet. Aa. Bugün pazar. Yatağınızı yanınızda getirdiğinize göre demek ki geceyi burada geçireceksiniz. Ama üşürseniz üzerinize bir battaniye veririm. Siz merak etmeyin. Burada kalabilirsiniz. Benim için hiçbir mahsuru yok. Eksik olma. Ben gideyim de. Amcacığım, yarın sabah gelirim inşallah. Size bir şey söylemek istiyorum. İsterseniz yatağınızı burada bırakın. Sabah erken gelir burada uyursunuz. Sağ ol. Eksik olma. Ben yatağı şey için almıştım. Allah vermesin geçenlerdeki gibi sel ben gelirse boğulmayayım diye aldımdı. Bir an önce gideyim. Daha fazla bastırmadan eve atayım kendimi. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle amcacığım. Hay Allah. Yani hiçbirinizin Hüsnü'den haberi yok öyle mi? Evet. Peki o saatte çorbacıya niye gittiniz? Halam istedi. Anneciğim halam uyuyamamış. Nihan'ın da yağmurun şiddetinden sinirleri bozulmuş uyuyamamış.
halam hadi gidelim bir çorba içelim deyince kıramadık. Vallahi alemsiniz. Bu yağmurda mı? Ne var bunda? Nasıl olsa uyuyamamıştık. Fena mı? Sıcak bir çorba içmiş olduk. Peki siz çorbacıya gittiniz. E üstü nerede? Cep telefonundan ara. Nerede olduğunu sor öğren canım. Almamış ki telefonu yanına. Telefon içeride. Naciye. Aha, ah çok şükür Naciye. Geldi. Aha. Hüsnü neredesin? Ayol, çok merak ettim. Birader. Bu ne hal Hüsnü? Oh, sorma Naciye sorma. El Nino'ya yakalandım.